Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Bakın bir olayın olma olasılığının formülünü vermiş bize arkadaşlar. Değil mi? Biz her zaman söylüyoruz zaten. istenilen bölü tüm durumların sayısı dedik. Şimdi soruya baktığımızda güzel bir olasılık sorusu var arkadaşlar. Bir hırdavatçıda bulunan 21 ampulden 3'ü bozukmuş arkadaşlar. Hemen şunu yaptınız. 21'den 3'ü çıkardınız. 18 tane sağlam ampul var arkadaşlar burada. Daha sonra Çalışanlardan biri bu ampullerden 3 tanesini seçerek ampullerin bozuk olup olmadığını kontrol etmeden satmış. Bu satış işleminden sonra kalan ampullerin arasından bozuk ampulü seçme olasılığının 1 bölü 6'dan küçük olduğu görülmüştür. Hmm. Buna göre çalışanın ilk satışta seçmiş olabileceği sağlam ampul sayısı hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi bakın 18 tane sağlam ampulümüz var ve 1 bölü 6'dan daha az. Şimdi. Payda 6 benim tüm durum sayım 18 değil mi? Çünkü sağlam ampul diyor arkadaşlar bize. O yüzden paydayı 18'e yaklaştırıyoruz. 3 ile genişlettik. 3 ile genişletirsek burası arkadaşlar. Yani 1 bölü 6 kaç eşit olacak? 1 bölü 6. 3 bölü 18 e eşit olacak. Burada 3 bölü 18. Bunu bulduk. Peki bize neyi soruyordu? İlk satışta seçmiş olabileceği sağlam ampul sayısı hangisi olamaz diyordu. Yani bakın arkadaşlar. Geriye hangi olasılıklar kalıyor burada? 0 bölü 18, 1 bölü 18, 2 bölü 18 kalıyor. Çünkü niye? 3 bölü 18'den daha küçüktür diyor. Bakın, 1 bölü 6'dan yani biz onu 3 bölü 18 yaptık. Bozuk ampul seçme olasılığı 1 bölü 6'dan, 3 bölü 18'den daha küçükse geriye kaç olası durum yani kaç tane sayımız kalıyor? Hangisi olamaz? 3 olamaz diyoruz. Doğru seçeneğimiz D seçeneği arkadaşlar.